Atronos Kalesi kuşatıldı. İmlendiler çapulcu. Öne çıksın. Seni ilk ve son kez ikaz ederiz. Gün doğana kadar vaktin var. Atronos Kalesi'ni bize teslim edeceksin. Ve dahi ettiklerin için bizden af dileyeceksin. Eğer teslim etmezsen o vakit gazabımızla karşılaşacaksın. Kim yapacak bunu? Siz mi? Kaç alple bu surları aşacaksınız? He? Kaleleri fetheden atların sayısı değildir. Biz yüreğimizle savaşırız, yüreğimizle. Bu surlar başına yıkıldığında hakikati anlayacaksın. Ama velakin o vakit çok geç olacak. Osman'a söyle. Bayındır Bey'in ve atlarının kellesini nasıl aldıysam hepinizin kellesini tek tek alacağım. Atronos sizin son kuşatmanız olacak. Güzellikle geldik. Kana mani olmak için teslimiyet istedik. Ama madem teslim olmazsın, akıbetin bu avluda asılarak can vermek olacak. Bu kelamlarını o vakit sana hatırlatacağım. İmre Tekin! İmren Tekin, Gündüz Bey kaleyi verecek midir? Savaşsız vermeyeceğini bilirim. O yüzden İmren Tekin'in kafasını karıştırsın diye Atronos'a gönderdim. Cevabı ne olursa olsun nihayet değişmeyecek. Atronos er ya da geç bizim olacak. Bayındır Bey'in intikamını da alacağız. Yoo. Devletler intikam almazlar. Yalnızca adaleti sağlarlar. Bizler de öyle yapacağız. Ama İmren Tekin, Gündüz Bey'in ondan intikam almak için Atronos'a geldiğini düşünecek. O yüzden vazifesi Atronos'ta. Biz Atronos'u intikam için almayacağız. Hatta İmnilik Atronos'u almayacağız. Çünkü Kite burada olduğu müddetçe Atronos'u almak imkansız. Çünkü Bursa'dan, İznik'ten gelen askerler evvela Kite'nin üstünden geçip Atronos'a ulaşır. O yüzden Kite epey mühim bir konumda. Sadece Atronos da değil. Kite alınmadan Bursa ve İznik kuşatmaları da mümkün değildir. Kite'de sancağımız dalgalanmadan ilerleyemeyiz. Dalgalanacak ya. İnşallah dalgalanacak. Şimdi onlar evvela Atronos alacağımızı zannederler. Ama biz önce Kite'ye yürüyeceğiz. Beyim, bu İmren Tekin Kite'ye Levi namlı bir komutanını atayacakmış. Sordum soruşturdum. Akıllı adam derler. İmren'in eski silah arkadaşlarındanmış. Mahir cenk edermiş be. Beyim, affına sığınırım ama bütün kuşatma silahları Alplar Atronos önlerindeyken Kite nasıl düşecek? Kite. Kite zaten nicedir kuşatma altındadır. Thank you.
Bayındır'ı öldürmekle hata yaptın. Rahatla. Rahatla mı? Osman'ın ordusu surlara dayandı. Bunu ben istedim. Sadece düşündüğümden daha tez yanlı çıktılar. Ne? Bunu sen mi istedin? Bayındır'ı Osman Atronos'u kuşatsın diye öldürdüm. Şimdi beni iyi dinle Olivia. Osman'ın yanına gideceksin. Osman beni öldürür. Baskımdan kaçmış gibi yapacaksın. Yanında yeğenin de olacak. Madem Osman'ın oğlu yeğenine aşık, bunu kullanacağız. İşittim ki Osman'ın oğluyla Gündüz'ün kızını kayıları birleştirmek için evlendirmeyi düşünürlermiş. Bu asla olmamalı Olivia. Bunu nasıl engelleyebilirim ki? Aşık bir adam babasının isteğiyle evlenmez. Bunu yeğenin sağlayacak. Sen de onların güvenini kazanacaksın. Onların güvenini kazanmam mümkün değil ki. Güvenecekler. Onlara Bayındır'ı Atronos'un kuşatılması için öldürdüğümü söyleyeceksin. Osman Bayındır'ın intikamı için bütün gücüyle üstüme geldiğinde o vakit onu bekleyen sürprizimle karşılaşacak. Onların saraylarını öyle bir karıştıracağım ki sonlarının geldiğini bile anlamayacaklar. Onları bu topraklardan göndereceğiz. Peki kuşatmayı nasıl halledeceksin? Osman'ın Atronos'un gizli geçitlerinden haberi yok. O geçitleri kullanacağım. O beni kuşattığını düşünürken can damarlarını tek tek keseceğim. Yani anlayacağın, aslında ben onu kuşatıyorum. Sadece Osman'ın haberi yok. Gita Kalesi'nin yakınlarında karargahımız hazırdır. Atlar nicedir saldırmayı beklerler. Uraz Bey, buranın erzağını sen sağlayacaksın. Buyurun Nur Bey. Alaaddin Bey. Beyim. Konur Bey vazifeden dönene kadar Atronos'un kuşatması sendedir. Vazifen canımdan ötedir bey. Geri kalan beyler de senin buyruğunda olacaklar. Buyurun beyim. Eyvallah, eyvallah. Mahzun Hatun. Sen ve Elçi Hatun Gündüz Bey'in ahalisini karşılayacaksınız. El pusat tutanları karargaha yollayıp kalanları yeni şehre yerleştireceğim beyim. Eyvallah, eyvallah. Bala Hatun, acıyanlarla birlikte geride duracaksın. Sizler benim gizli pusatımsınız. Bacılarımıza belimize pusat, hazır bekleyeceğiz Osman Bey. Eyvallah. Şimdi sıra geldi İmren Tekin'e. O bizim Atronos'a saldıracağımızı düşünecek. Ama Gündüz Bey'in altları ve karargâhtakilerle birlikte Kite'yi kuşatacağız. Böylece Atronos'la arası açılacak. Buradan hiçbir şekilde buraya asker sevkiyatı olmayacak. O vakit zaten Atronos'u kuşatmış sayılacağız. Ve Bayındır Bey'in katilinin hesabını soracağız. İnşallah. Atronos onlara mezar, bize mülk olacak bayın biiznillah. Ama evvelki de. Öyle ya. Yalnızca Kitele yetinmezler. Karasi'nin limanından da haber geldi. Buradan da nice haçlı üzerimize doğru gelirmiş. İşte bu yüzden Orhan Bey ve Konur Bey limana gittiler. İnşallah hayırlı haberlerle dönecekler. İnşallah beyim.
İnşallah. Taceddin'den kurtulduk derdik. Şimdi bu musallat oldu başımıza. Bir de Garp'tan bütün itini çakalını çağırır. Çakalın hükmü bizim yurdumuzda geçmez Elçmantun. Çünkü her daim Osman Bey ayaktadır. Adlar değişir, yüzler değişir. Ama kavga değişmez. Bu hak ile batılın kavgasıdır. İstediklerini yapsınlar. Allah'ın izniyle galip olan biz olacağız. Eğer ki herkes vazifesini layığıyla yaparsa... Gite de bizim olacak. Atranos da bizim olacak. İmren Tekin'in kellesi de bizim olacak. Tasa yok. La galibe illallah. Alçaklar, bu hatuna tıktı şehzadem. Gelir gelmez soysuzluğa başlamışlar. Osman Bey doğru dermiş. Küffar bütün safları birleştirir. Garp'tan deniz yoluyla Kalesi'ye kadar gelmişler. Öğreneceğiz Komur Bey. Bu itin soyları buraya ne halt etmeye gelmiş? Öğreneceğiz. Vazifemiz bellidir. Ama bizden olanı korumaktan daha mühim bir vazifemiz de yoktur. Sayımız az. Evvela bu hatunları ne edecekler? Nereye götürecekler onu bileceğiz. Varekler, haydi! Biz keşif için önden gideceğiz. Sürüden ayrılana kurt kaparmış. Şimdi ne halt edecekler? Dertleri neymiş göreceğiz. Hayda. Savaşta rakibinin hamlelerini tahmin eden kazanır. Siz ölmek için saldırıyorsunuz. Daniel. Düşmanı biçer, yeri gelir kalkan olur. Saldırmadan evvel savunma nasıl yapılır öğreneceksiniz. Askerlerim benim adamlarım kadar güçlü olacak. Yoksa ölürler. Osman'a vermek için toplanan vergi altınları. İkisi askerlerin, biri senin İmren Tekin. Zavallılar.
bu altınlarla Osman'dan kurtulabileceklerini düşündüler. Benim payımı yiğit savaşçılarıma dağıt. İmret Tekin çok yaşa. Hazırlıklar tamam İmren Tekin. Devi. Tedbirli olacağız. Yeni gelen savaşçılarla birlikte Çita Kalesi'ni canın pahasına koruyacaksın. Destek için gelen adamlar da yolda. Onları iyi ağırla. Nasıl istersen. Onları hazırlayacağım. Biliyorum. O yüzden hediyen de yolda. Senin için güzel avratlar getirtiyorum. Hele durun bakalım. Nereye gidersiniz ha? Bize diyecekleri var. Haydi. Patronusu savaşsız vermeyeceğini bilirdi miyim ben? Ama hamlemizden emin olsun istedim. Sen de ahvali bir gör istedim. İmren'in askerleri teyakkuzdadır, diridir. Bizimkiler yoldadır, yorgundurlar. Yorgundur ama onların dirilerini yerle yeksan ederiz. Surlar onları koruyamayacak. Atanası, beylere yiğitleri emanet ettin. Şimdi biz payımıza düşeni konuşalım. Biz nasıl avlanacağız? Hele gelesin. Alplar nicedir kiteyi gözlerler. Herkes ne edeceğini iyi bilir. Mancınıklarla nereye vuracağımızı biliriz. İkiye ayrılacağız. Bir kısmı surları döverken bir kısmı da burçlara çıkacak. Epey zor olacak. İyi iyi. Zor olsun Osman Bey. Kolay olsa yurt olmazdı. Demek öyle dersin ha? O vakit kanla, kılıç hakkıyla alacağımız kite senin mülkün olsun. Var olasın Osman Bey. İmdi gaza şevkime şefkattın. Altların epey yorgun olacaklar. Kayının elini yorgunluk değil, miskinlik çürütür Osman Bey. Merak etme. Aslanlar gibi dövüşecekler inşallah. Evelallah. Buyurasın beyim. Beni çarpmışsın. Evlat. Atronos'un fethinden evvel uç pazara varacaksın. Mehmet'in yanına git. Onunla konuşasın. Atronos'u alacağımızı diyesin. Hakikati demeye gerek yok.
Ona itimadım yoktur. Ama beyim... Evlat. Seni bilerek oraya gönderirim. Aranızda kosmeti bitireceksin. Cenk'te başımıza bir iş gelirse... bize destek olacaklar mı, olmayacaklar mı emin ol. Buyurundur bey. Bey Gündüz Bey. Hele gel biz de şöyle bir karargaha bakalım. Orhan. Atları getir. Eyvallah bey. İçin şehit düştü. Bize de onlardan emanet davamız kaldı. Kimseye boyun eğmeyeceğiz. Allah'ın yolunda Türk'ün istikbali için ömür süreceğiz. Sen de büyüyeceksin. Sen de alemi İslam için cenklere gideceksin. Nice zaferler göreceksin. İldi silesin gözünün yaşını. Gayrı biz değil. Bize bunu edenler ağlayacak. Bak, kardeşlerin oradadır. Şunlardan al. Al, onlara da dağıt. Anan hayatta olaydı, seninle gurur duyardı kızım. Allah rahmet eylesin. Sabah beri seni seyrederim. Ahaline nasıl kol kanat gerdiğini görürüm. Aklınla, dirayetinle tam da bey kızına yarışır davranırsın. Ben de iyi bir şey görürseniz bilin ki anamla atamdandır. Nini diye atalarımızın cenklerini dinledik biz anamdan. Bir düş için yumardık gözümüzü. Kızıl elma, ilahi kelimetullah. Bizim düşümüz, neslimizin bahtı olsun isterim. Göçte ondan, cenkte, şehadette, hasrette. Maşallah, maşallah sana. Tam da Hayme ananın kanındansın. Maşallah kızım. Olmasını çok isterim ama... Orhan'ımla birbirinizin kaderi misiniz bilemem. Lakin şundan eminim. Senin olduğun hane her daim delik içinde olacaktır. Varacağın er de doğacak evlatların da pek bahtlıdır. Senin de şansın, bahtın her daim açık olsun kızım. İki obanın akıbeti içinde hayırlısı olsun inşallah. İnşallah. Ne olmuş? İmran Tekin'e mi hizmet edersiniz? Nereye gidersiniz? Kite Kalesi'ne gideriz. Geleceklerin hepsi Kite'ye gidecek. O kale İmran Tekin için çok mühimmiş.
Biz de oraya desteğe gideriz. Elbet bilirsiniz. Kite Kalesi'ni almadan diğerlerinin yolu açılmaz. Başka kimler gelir diyesin? Bizans'taki tüm paralı askerler gelecek. Bekleyin. Sade paralı askerler mi? Hayır. İmparator topraklarındaki tüm mahkumları savaşmaları karşılığında serbest bıraktı. Tapınakçılarla, oreklerle, hepsiyle bir olup yüzlerce gemiyle gelecekler. Hele bak yüzüne. İmparatoru bu kadar kızdıran şey ne? Osman denen bey Prenses Maria'yı öldürmüş. O yüzden imparator tüm güçlerini İmren Tekin'in emrine verdi. Biz sadece başlangıcız. Belki esir Türk kadınları. Onlar eğlenmek için. Haydi emdarlanırsın. Toparlanın. Haydi. Demek Osman Bey Atranos'u kuşatır ha. Ama bizi divana dahi çağırmaz. Divan nasıl geçti Uraz Bey? İyi geçti Mehmet Bey. İmren Tekin konusunda birlik olmak gerekler Osman Bey. Bir de bilirsin Atranos işte. Bilirim ya. Osman Bey Atranos'u alarak Keferi'ye Türk'ün kudretini gösterecek dersin ha. Ama iyi ki Osman Bey'in düşmanı değiliz Mehmet Bey. Aklı başka çalışır. Osman Bey yeni bir oyun mu kurar dersin? Yok ben bir şey demem. Ben... Müsaadenle gideyim artık Mehmet Bey. Eyvallah. Eyvallah. Osman. Osman bize itimat etmez Kan Yılmaz. Doğru dersin beyim. Divanı İmren'e karşı kurmuş. Beyleri de İmren'e karşı uyarmış. Kesin Osman'ın Atronos'tan başka bir planı var. Uraz Bey'in buraya geldiğini, burada konuşulanları kimse bilmeyecek Kan Yılmaz. Buyurundur beyim. Haydi. Ahval nedir diyesin. Hazırlıkları yarına kadar tamam ister. Bitecek beyim, bitecek. Atlar, haydi, durmak yok. Bu mancınıklarla en haşmetli surları bile yıkarsın Osman Bey. Öyle ya, öyle. Ama yalnızca mancınıklar yetmez. Onların altını da dayayacağız. Aklında neler var Osman Bey? Geçitler hazır mıdır? Nasıl gider? Atlar gece gündüz kazarlar beyim. Sabah olmadan akrebin ininde olacağız inşallah. Tek bir hata isim. Allah'ın izniyle hiçbir aksilik olmayacak beyim. Buyurduğun gibi hepsi tam olacak inşallah. Atlara salık verir. Tedbiri elden bırakmasınlar. Bak bunlar diğerlerine benzemez. Sen de arkadan gelirsin Aykut. Buyurundur beyim. Demek kalenin altını da kazarsın ha Osman Bey. Ellerimizle kazarız Gündüz Bey. Ellerimizle kazarız. O İmren içine öyle bir darbe vuracağım ki soluğu kesilecek. Alaaddin Bey. Sen burada ne ararsın? Abimi eşitmedin mi? Şimdi seni burada görürüz. Hiçbir şey demez.
Osman Bey buyruğuyla geldim. İyi. Başka bir sebepten geldiğini düşünmedim zaten. Alaaddin! Mehmet Bey. Osman Bey'den haber getirdim. Seninle konuşmak isterim. İyi o vakit. Otağa geçelim. Gonca! Sen de gel. Diyesin ele Alaaddin Bey. Osman Bey ne ister? Osman Bey Hatunoz Kalesi'ni kuşattı. Şimdi bilmek isteriz. Vakti geldiğinde yanımızda mı duracaksın? Karşımızda mı? Osman Bey divan kurmuş. Bizi ne diyor çağırmadı? Divana Osman Bey'in kendi beyleri katıldı. Sen bizim buyruğumuza mı girdin ki divanımızda olasın? Sen müttefikimiz Germiyansın. Şimdi cevabını işitmek isterim. Hala müttefikimiz misin? Yoksa Türk'ün mücadelesinden beri mi duracaksın? Alaaddin Bey. Seninle meselemiz başka. Devlet meselesi başka. Osman Bey ne vakit çağırırsa gelirim. Ama benim de bir isteğim olacak. Güçlü olmanın yolu rakibinin her hamlesini bilmekten geçer. Onu bilirsen zapt eder, güçlü olursun. Sen de Osman'ın her hamlesini bileceksin. Benden çaşıdın olmamı istersin. Bir Türk'ü sırtından vurmam ben. Senden çaşıdım olmanı istemem. Sadece karşımıza dikilip ticaretimizi bozma yeter. Hem ticaret için de Osman'ın her hamlesini bilmen gerekir. Son yaşananların ardından Yenişehir'in kapıları Germiyan'a kapandı. Onların içine giremem. Gireceksin. Senin aklından ne geçer? Osman'la ticareti yoluna koyacaksın. Bu senin onların arasına girmeni sağlayacak. Yenişehir'le ticaretimiz eskisi gibi olacak. Pazarda tezgah kuracağız. Hey. Osman Bey'e bildireceğim. Mehmet Bey. Şimdi müsaadenle. Eyvallah. Eyvallah. Gonca. Sen dur. Sen söylediklerinde ciddi misin? Ciddiyim Gonca'm. Osman Bey büyük bir savaşa girer. Biz bize yakışanı, Germiyan'a yakışanı yapacağız. Osman Bey'in ardında duracağız. Şimdi düşmanlık vakti değildir. Dünden bugüne ne değişti? Osman Bey'e bir borcum var. Kimse borçlu kalmayı sevmem. Şehzadem. Mehmet, bana dostane yaklaşıp elini uzattı. Ama o bu şekilde tavır alacak biri değil. Son vakitlerde bir durum oldu mu? Hiçbir vaziyet yok şehzadem.
Senin gözün üstünde olsun. Bunun ardından bir iş çıkarsa öğrenirsin. Merak etmez. Koluna süresin. Ey edecektir. Gazi yap yolları. İster ki atası bir an evvel saatine kavuşsun. Demek yiğidim atasını düşünür ha. Sağ olasın şehzadem. Eyvallah. Selamünle. Kartta ne kadar savaşçı varsa hepsi akın akın buraya geliyor. İdam mahkumları, kanun kaçakları, tapınakçılar, şövalyeler. Katalanları da unutma İmren Tekin. Hepsi emrinin altında dev bir ordu olacak. Asla. Osman'ın karşısına kaç kez orduyla dikildiler? Moğol, Bizans kaç kez? Hangisi o meydandan galip çıktı? Ordu olmayacak. Türkler ortak düşman karşısında çok çabuk birleşir. Bir fare gibi Osman'ın etini üfleyerek yiyeceğiz. Suları zehirleyeceğiz. Tarlaları yakacağız. Kervanlara saldıracağız. Hayvanları hasta edeceğiz. İnsanları birbirine güvenemez hale getireceğiz. İşte o vakit Osman'ın köllesi düşecek. Sonunda doğru yolu bulacağından emindim. Ne haberler getirdin bize? Bilirim. Zorlanırsın. Bir Türk beyine ihanet ederim diye düşünürsün. Ama ben de Türk'üm. Beyler birbirlerine çaşıt tutmaz mı? Meraklanma. Bu topraklar benim olduğunda bu iyiliğini unutmayacağım. Aileni de unutmayacağım. Sen de unutmasan iyi edersin. Hatun, hiç merak etme. Sizi buradan kurtaracağım. Az daha dayanın. Hala itiraz eder misin Kanyumaz? Sana bu yaptıklarının bedelini... Bir bedel ödeyecek varsa o da hatunun evladındır. Mehmet'le Osman arasındaki her şeyi bana bir bir bildireceksin. Bildirmezsen neler yapacağımı bilmek bile istemezsin. Şimdi söyle bakalım. Ne haberler getirdin? Mehmet Bey. Osman'ın hedefinin Atronos olmadığını düşünüyor. Ya. Demek Osman Atronos'tan başka bir hamle yapar. İmren Tekin. İmdi ailemi veresin. Meraklanmayasın. Ailene iyi bakacağım. Ne zaman ki Osman ölür, o zaman seninle işim biter.
Götürün. İmren Tekin. İmren Tekin. Ben Bayındır Osman'a Tronos önlerine gelsin diye öldürdüm. O geldiğinde kiteden askerler gelecek. Biz kalenin gizli tünellerinden çıkacaktık. Ne değişti? Belli ki Osman oyunumu anladı. Çapraz ateşte kalmayacak. Önce kiteye yürüyecek. Oralarda bir yerde gizli bir karargah olmalı. Derhal arayıp bulun. O karargahı kanlısı bulacağız. Olofira, buradan hemen gidiyoruz. Andre eşyaları topla. Ne oldu böyle teyze, niye? İmren Tekin bizi öldürecek. Tekfurlardan sonra sıra bizdeymiş. Kulaklarımla işittim. Vakit kaybedemeyiz. Teyze, kale kuşatma altında. Nasıl çıkacağız buradan? Çıksak nereye gideceğiz? Osman Bey'e. Osman Bey mi? Düşmanımın düşmanını dost edineceğim. Bize yalnızca o yardım edebilir. İmren Tekin'i Osman'dan başkası yok edemez. Her şey hazır efendim. Gizlice çıkartacağım sizi buradan. Fakat... Fakat ne? Tek çıkış yolumuz çöplerin atıldığı o boşluk. Oradan geçmeniz gerekecek. Yapacak bir şey yok. İmren Tekin'den kurtulmak için başka çaremiz yok. Olofir, Andra, hadi gidiyoruz. Haydi. Kite Kalesi'ne doğru tünel kazarken gördük. Oh.
yiğitlerim. Altlarım. Çarkutay, Burhan. Hayır olsun. Bir rüya gördüm.
Atlarım. Atlarım. Ama... çok zor. Çok zor. Çok zordu. Böyle kutlu bir yolun imtihanı da çetin olacak Osman'ım. Sen bunu bilip çıktın bu yola ya. Epey meşakkatli olacak. Ama sonunu görürüm. Sonu. Sonu pek hayırlı olacak. Sonu hayırlı olacak. Bak. Evlatlarımla. Hanemizle. Yoldaşlarımızla birlikte. Amacımıza ulaşacağız. Ulaşacağız ya. Ulaşacağız. Düşümüzü hakikat edeceğiz. İnşallah Osman'ım, inşallah. Gücümüzün yettiğince bu yolu yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz ya. Yürüyeceğiz. Sen bir şey mi diyecektin? Orhanlar seni bekler. Hadi gidelim, bekletmeyelim. Hadi. Fatma, helva mı kavurursun? Hediyeydin ya, ben ederdim. Ağabeylerime yaparım Ülgen Hatun. Malum, ikisinin de gönlü yıkık. Belki ağızları tatlanır ha? İyi düşünmüşsün. Şehzade Alaaddin'den hani belki Gonca Hatun kavuşurlar ha? Yo, bu uzun şehzade asla... Gonca'yı sen alacaksın. ne derdim? Hani kavuşurlar belki, üzme kendini. Bak, yine kapladı. Sen beni sustursan bile nasıl yüreğimi susturamazsın ona. Sen kıskandın diye sakladın değil mi Gonca Hatun'u? Gayrı sana küsüm ana. He Gazi, he. Allah'ım. Gazi. Ben mi atayım, sen mi kaçarsın? Yok, yok. Ülgen Aba. Sen bir şey mi bilirsin? Gonca Hatun'la ilgili. Onca yaşanandan sonra Esrah'tan haberimle barışırlar mı dersin ha? Bilmem. Ama benim gördüğüm onlar hala sevdalıdır. Sevda bu Fatma. O yangın öyle kolay kolay sönmez. Ben de öyle düşünürüm. Ama Orhan ağabeyim onu edecek hiç kestiremem. Bırak Orhan ağabeyimin he demesini. Holofira. Holofira Elçim Altunlu ağabeyimi öğrenen de olacakları düşünmek dahi istemem. Mahvolacak kız. Çok yazık olacak. Ben çok üzülürüm onlara. Holofira. Katalanlar, Varekler. İmparator mahkumları dahi sanmış. Topraklarımıza yollar. Sayıları az değil bey. Akın akın gelirler bizimle savaşmak için. Kimini ganimetle kandırmış, kimini de haç uğruna yollara düşürmüş. Ama beyim, neticede bize bela olmak için gelirler. Nereye varacaklar? Kite Kalesi'ne varacaklar beyim. Kite yağmaya da baskına da en müsait yerdir beyim. Oraya konuşlanırlarsa baskınlar başlayacaktır. Bu Moğol belası devam edecek. Eğer ki İmren Tekin'i kırmazsak
iki ataş arasında kalacağız. Bu son gelen malumatlar Kite'nin fethinin ne kadar mühim olduğunu gösterdi. Şehzade Orhan'ın dediği çapulcular gelirse işimiz iyice zora düşer Osman Bey. Düşürmeyeceğiz Gündüz Bey. Onlar varmadan Kite Kalesi'ni almış olacağız. Destur var mıdır beyim? Gelesin. Beyim, Kite Karargahı'nı vurmuşlar. Ne? İmran Tekin. Aniden baskın vermişler. Her yeri yıkıp yakmışlar beyim. İmran Tekin ha. İmran Tekin. Ömer Kola. Göreceğiz. Göreceğiz. Gündüz Bey. Ne olur böyle? Niyesiniz hele? Karargâha bastılar da başımızı öneyecek değiliz değil mi Gündüz Bey? Bala Hatun. Malhun Hatun. Bizi yıksalar dahi yok olmayız. Evlatlar. Orhan. Alaaddin. Şşş, sakın ha. Sakın ha. Bizler yaşadığı onca zorluğun üstesinden gelen Resulullah'ın ümmetiyiz. Onlar bizim karargahımızı vurduysa elbette misliyle ödeteceğiz. Beyimizi kahpece katlettilerse 100 tane tekfurun kellesini vuracağız. Eğer üstümüze ordu çıkarırlarsa atlarla onların üstünden geçeceğiz. Yarın Kite'yi alacağız. Hazırlıklarınızı yapın. Tam bu vakitte mi Osman Bey? Tam da bu vakitte. Şimdi onlar vuracağımızı düşünmeyecekler. İşte o yüzden vuracağız. Bala Hatun, bizim derinden hazırladığımız bacıyanlardan haberleri yoktur. Hayır vakti geldi. Kalenin anahtarı sendedir. Elinin ardında duran Türk kadını, elin önünde şehadet şerbeti içmeye hazırdır beyim. Merak etmeyiz. Eyvallah, yarın hepsi görecek. Orhan. Beyim. Bu İmren Tekin'e haber yollayasın. Atsa ona yakınlarında. Onunla teke tek görüşeceğim. Buyurundur beyim. Göreceğiz. Garbın bütün cellatları burada. Kılıcınız kana, keseleriniz altına doyacak. Bu topraklarda destan yazacağız. Onları bir masada toplayabilen o destanı da yazacaktır. İmran Tekin çok yaşa! İmran Tekin çok yaşa! İmran Tekin çok yaşa! İmran Tekin çok yaşa!
Yakında Atronos kuşatması da kalkacak. Geçitleri hesap etmemesi Osman'a pahalıya patladı. Şimdi sizlere hediyelerim var. Getirin. Kadınları sizin için gizli geçitlerden getirdim. Çocukları da yetiştirip ardımda savaşçı yapacağım. Götürün. Ali Selçuk soyu Keykavus torunuyum. Garba atacağım bir ok bana bir ordu olarak döner. Damarlarımda hem Türk hem Bizans kanı akıyor. Ben İmren Tekin Roma'nın tek hakimi olacağım. Biz bu hakkı birlikte söküp alacağız kardeşlerim. Bir krallık kuracağım. Osman'ın topraklarını alıp iki tarafı da birleştirecek bir krallık. Güçlülerin ne isterse yaptığı, sadece kılıcın ve cesaretin saygı gördüğü bir krallık. Burada büyük bedeller ödenecek. Karşılığı misliyle alınacak. Tahtına oturduğum krallık kurulduğunda Katalanlar kendi koltuklarını yönetecek. Varekler eski günlerdeki gibi istedikleri zaman gemilerini alıp sefere çıkabilecek. Tapınakçılar istedikleri kadar silah ve at bulabilecek. Siz bana hizmet edeceksiniz. Ben hayallerinizi gerçek kılacağım. İmren Tekin. Osman'dan haber ver. Sizinle görüşmek ister. Bileğimizi bükemedi. Demek ki elimizi öpecek. Osman ayaklarıma kapanmak için görüşmek ister. Bildir ona. Onunla görüşeceğim. Bir gün bu sofrada Osman'ın kellesini almanın zaferini de kutlayacağız. Afiyet olsun. Dostlar, dostlar buyurun. Sadakallahu'l-Azim. Ya Rabbi,
Yalnızca sana sığınır. Senden merhamet isterim. Sen bana ve neslime kafirleri yere çalıp İslam sancağını cümle cihanda dalgalandırmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, toprağa kanları düşen şehitlerimizi cennetinle mükafatlandır. Peygamber Efendimiz'e onları komşu eyle ya Rabbi. Bizleri şu şühedanın intikamına memur eyle ya Rabbi. Amin. Destur var mıdır beyim? Gelesin. Beyim, buyurduğun üzere şehitlerimizin hanelerini tespit ettik. Eyvallah. Ne ihtiyaçları varsa karşılayın. Onlar yiğitlerimizin emaneti. Başlarımızın üstünde yerler var. Emrin olur beyim. Orhan'ım, seni sıkıştırmak istemem. Meselenin senin için ne kadar zor olduğunu bilirim ama herkes senden bir karar vermeni bekler. Elçim atasının sözünü tutacağını söyledi. Senin kararın ne olacak? Ana, sen benim yüreğimin ne dediğini bilirsin. Ben Olafira'ya sevdalıyım. Bilirim evlat, bilirim ama... Ama devletin bekası için benim elçim altında evlenmemi istersin değil mi? Ana, sen zaten Olafira'yı hiç istemedin ki. İnan senin yüreğin nasıl yanarsa benim de bir o kadar yanar Orhan. Sen benim evladımsın. Lakin sana en başından beri anlatmaya çalıştığım buydu. Mesele devlet meselesidir. Bilirim ana. Bilirim, mesele devlet meselesidir. Haydi ben tamam dedim. Kendimden vazgeçtim. Elçim altında evlenmeyi kabul ettim. Ya Olafira. O ne olacak ana? Ha? Ben Olafira'ya sevdalıyken onca yıl sonra onun karşısına geçip nasıl diyeceğim ona? Ben senden başka bir hatunla evleneceğim, nasıl diyeceğim? Allah dağına göre kar verir derler. Sen bu imtihanın üstesinden gelebilecek güçtesin Orhan. Geleceğimiz için en doğrusunu edeceksin. Destur var mıdır Mahmun Hatun? Gelesin. Ülgen Hatun haber yolladı. Olafira Hatun ve teyzesi gelmişler. Buraya gelirler. Ne? Bu hatunlar da kim? Bu o işte. Şehzade Orhan'ın yavrusu. Tekfur'un kızı. Atranos kuşatma altındayken sizin burada ne işiniz var? Hı? Olivia Hatun. Yoksa yalvarmaya mı geldin? Asla. Ben kimseye yalvarmam Mahmun Hatun. Mecbur kalmasam gelmezdim. Atranos kuşatan alplerinizin canı tehlikede. Sen ne demek istersin? İmran Tekin büyük bir oyun oynuyor. Bayındır Bey'i öldürdüğünde sizin Atranos'u kuşatacağınızı biliyordu. Şimdi de alplerinize saldıracak. Sen bize bu iyiliği ne deyo edersin? Çünkü benim de Holofra'nın da can güvenliği yok. Kaledeki bütün komutanlar İmren Tegin'in buyruğuna girdi. Benim
Holofre'yi korumak için size sığınmaktan başka çarem yoktu. Olivia Hatun, tasa etmeyesiniz, burada güvenmezsiniz. Ama İmren Tekin, sizin Nede'yi öldürmek ister, onu anlamam. Biz biliriz ki, İmparator'a giden bir mektuptan dolayı İmren Tekin buraya geldi. İmren Tekin, İmparator'un onun arkasında olduğunu söyler ama... ben İmparator'un ona güvendiğini zannetmiyorum. İmren tüm tekfurları öldürdü. Eğer kaçmasaydık... bizi de öldürecekti. İyi o vakit. Ülgen. Olivia Hatun'la Holofra'yı Yenişehir'de güvenli bir haneye yerleştiresin. İmren Tekin peşimizde diyorum Malhun Hatun. Ana, saraydan başka hiçbir yerde güvende değiller. Ülgen, kapılarına altlar koyasın. Validem. Holofra'yı bırakamam. Düşmanı içimize sokamayız Orhan. Odadan çıkmayacak Berana. Gözümüz üstlerinde olacak. Ülgen. Misafir odasına götüresin. Osman Bey! Ey kayının erleri! Ey kayının aslanları! Kiminizin atası, kiminizin dedesi bu toprakları yurt kılabilmek için şehit düştüler. Ama Allah'ın izniyle bizler yurt tuttuk elhamdülillah. Allah'ın bize verdiği güçle büyüttük elhamdülillah. Ve atalarımızın kelamlarını her daim düstur bildik. Şunu unutmayasınız. Büyümekten geri duran küçülmeye mahkumdur. O yüzden asla durmayacağız. Yürümeye devam edeceğiz. Akan kanlarımıza layık olacağız. Üzerimize gelen pusatlara her daim göğüs gereceğiz. Ve Allah'ın izniyle inşallah muvaffak olacağız. Şimdi hedefimiz Kite'dir. Elbette, elbette hazırlıklarımızı yakıp yıktılar. Bugün eksik olacağız. Ama unutmayasınız. Unutmayasınız. Bizde olan onlarda olmayacaktır. Bizdeki yürek, bizdeki iman
Onlar da asla olmayacak. Ey Kayır'ın aslanları! Bizdeki cesaret bugün onların taştan surlarını yerle yeksan edecek. İnşallah! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Gazamız mübarek olsun. Kite karargahını yok edip Osman'a ucu görülmemiş bataklığın içine sürükledin İmrentekin. Aklı varsa ayaklarına kapanıp merhamet ister. Kadim bir bilginden işittim. Asıl savaş bir tarafın mağlubiyetiyle başlar. Osman şimdi daha da hırçınlaşmıştır. Saldırmak için bir umut arayacaktır. Yanan karargahın küller arasında bulacaktır umudunu. Avının gözünün içine baktığında umudu görürsün Danya. Tedbirli olun. Beni sınayacaktır. Gidelim bakalım. Osman'ın dilinden neler dökülecek görelim. Kite'yi alacağımı nereden anladın ha? Önce Bayındır Bey'in intikamı için Atronos'u kuşatacağından emindim. Bunu ben istedim. Sen de yaptın. Seni çok övdüler. Bu kadar övülen adam öfkeyle hareket etmez dedim. Beni hafife aldın. Hamleni gördü. Bu sefer sert kayaya çarptı. Atronos'un kuşatması sadece bir oyalamaca. Asıl hedefin kite olduğunu anladım. Gerekeni yaptım. Karargahını yerle bir ettim. Övgülerin hiçbirine layık değilmişsin Osman Bey. Atronos hala kuşatma altında. Bilirsin. Seni benim elimden kim kurtaracak ha? Kitede yaşadığın ezimetten sonra gerçekten bunu yapmaya cesaret edebilir misin? Sanmam. Kitede yaşadığını Atronos önlerinde de yaşayacaksın. Bu kalelerin hepsi sonsuza dek benim olacak. Atronos burada, ben burada. Gel de al Osman Bey.
Biz dostumuzu da düşmanımızı da kırmayız. Kaleni de ve dahi kelleni de bizzat ben alacağım. Hele bekle. Hele bekle. Geldiğinize pişman edeceğiz. Etmesin, kimse size zarar vermeyecek. Aplarımız sizi yurdunuza götürecek. Yurdun neresidir senin? Hem işitemezsin, hem de konuşamazsın ha. Açmazsın. Çok mahir pusat kullanırsın maşallah. Sizden iyi olmasın Bala Hatun. Bilirsin kayı hatunlarının kayı erlerinden aşağı kalır yanı yoktur. Hem cenkte hem siyasette. Bu kadar ey pusat kullanmayı kimden öğrendin Elçin Hatun? Moğol tehdidi elbette. Biz saraylarda büyümedik Orhan Bey. Şarkta pusatını iyi kullanmayan bunu canıyla öder. Bala Hatun. Bu hatun ahrazdır. Ne duyar ne de konuşur. Bu hatun yolunu bulamaz. Onu orta yerde bırakmayalım. Elbette bırakmayacağız Elçin Hatun. Onu Yenişehir'e yerleştireceğiz. Doğru dersin Bala Hatun. Yoksa kefere acımaz öldürür. Bacılar. Hatunlar. İyisiniz değil mi? Gayrı hürsünüz. Varın topraklarınıza gidin. Alplarımız, bacılarımız size yardım edecektir. Haydi. Gayrı hazırlıklar tamamdır ana. Herkes çok dikkatli olacak. Akrebin yuvasına gireriz. Kolay olmayacak. Ama biz canımızı vermeye de hazırız. Zor savaşlar, güzel zaferler getirir. Açmaz. Haydi, toparlanın. Hmm.
her yeri yakıp yıktılar. Bütün hazırlıklarımız heba oldu. Ama göreceksiniz. Rabbim bizlere müthiş bir zafer muştuladı. Göreceksiniz. Şehitlerimizi defnedersiniz. Bütün yaralılarımızın yaralarını sararsınız. Beyim, bu İmren Tagin iti karargahı nasıl buldu? Belli ki içimizde bir hain var. Belli ki birileri bir şeyler sorar. Yoksa burayı asla bulamazdı. Ama şimdi o it Atronos'a yürüyeceğimizi zannedecek. Varsın öyle düşünsün. Gündüz Bey. Atlarım savaş için hazırdırlar Osman Bey. Eyvallah. Var olasın. Her şeyimizi yakıp yıktıkları böyle bir günde atların Hızır gibi yetişti. Seninle yoldaştık. Şereftir Osman Bey. Atlarım ne kadar da yorgun olsa, Türk'ün yerleşmesi için, Kayı'nın birliği için atlarım cengaver gibi savaşacaktır inşallah. Var olasın. Dost dediğin zor günde belli olur. Sen dostluğunu gösterdin. Şimdi sıra düşmanlığımızı göstermeye geldi. Ama göreceksiniz. Allah'ın izniyle şanlı bir zafer elde edeceğiz. İnşallah beyim. İnşallah. Olivia'ya hiç güvenme Mülken. Gözünü üstlerinden ayırmayasın. Kimseyle konuşmayacaklar. Musun sen bunu gözleyeceksin. Eğer yeltenirlerse tepelerine bineceğiz. Gözümü dahi kırpmam Malhunat. İyice belledim vazifemi. Yani kuşatmayı yarmak için kendi hususi adamlarını getirir ha İmran Tekin. Olivia Altun öyle der. Orhan'ımın dediğiyle de uyuşur ama oyun mu ederler yoksa sahi mi emin olamam beyim. Anlayacağız. Elbet anlayacağız. Ama görürüm ki senin kafanı karıştıran Olafira'dır. Buraya gelişleri, bizden medet umuşları sanki hepsi Orhan'ımın sevdasını kullanmak içindir. İçim hiç rahat değil Osman. Eğer Orhan olmasaydı böyle bir şeye rıza göstermezdim. Kaleden nasıl çıktıklarını öğrenmezsin. Gözünü sakın arkadaşlarından ayırma. Attıkları her adımı bileceğiz. Hiç kimseyle irtibata geçmeyecekler. Eğer bu işin içinde bir oyun varsa onu da çözeceğiz. Olafira, müsait miydiniz kızım? Buyurun Mahun Hatun. Demek sizi bizim kisvenin içinde de görmek varmış ha? İnsanın başına her şey gelebiliyormuş Mahun Hatun. Bir gecede her şey alt üst olabiliyormuş. Öyle. Öyle elbet ama kuşatma altındaki bir kaleden çıkmayı başarabilmek de herkesin harcı değildir Olivia Hatun. O sebeple aklım kurcalar durur. Madem İmren Tegin sizi öldürecekti, o vakit bir başınıza nasıl kaçabildiniz kaleden? Bunca yıl o kalede ben hüküm sürdüm. Sadık bir komutanım var. O yardım etti. Kalenin çöplerini yığdığımız bir boşluk var. Oradan kaçtık. Yoksa kalenin kapısından ancak ölümüz çıkardı. İttifak etmez miydiniz peki? Hem Bizans celladını bizzat siz çağırmadınız mı? Başımıza bela olsun diye ha? Olafira, Orhan'a sanırım böyle demiştin. Evet, ben söyledim. Teyzem çağırdı. Şimdi bu adam ne Deyus sizi öldürmek istesin?
Hem de senin sayende uçlardayken. İmren Tekin bir şeytan. Ben hata yaptım. Kendi celladımızı ellerimle çağırdım. Talihliymişsiniz. Celladın ilmeği boğazınızdan geçmeden gaflet uykunuzdan uyanabilmişsiniz. Geçmiştekileri unutup Osman Bey'le anlaşmak isterim. Osman Bey düşmanımızken bile mertçe davrandı. Müsaadenizle. Öyle bir vakitte geldiniz ki. Umarım beni hayal kırıklığına uğratmasın Holofiran. Ne tuhaf değil mi? Sen benim kalemi kuşatmaya gidiyorsun. Ben senin evine sığınıyorum. Burası da senin evin Holofira. Benim olduğum her yer senin evin. Senden başka gidecek yerim yok ki benim. Holofira. Buranın tek sahibi sensin, tek Furun kızı. Her ne görürsen, her ne duyarsan, bunu sakın unutma. Benim yüreğim sadece senin. Anexatis portas. Geçitlerdir. Hatunları ardımıza alalım. Haydi. Çok sakin gözükürsün Orhan Bey. Holofira kalede yoktur. Ondan mı bu kadar rahatsın? Hatice'nin köle olacak bir hatun değilsin Esrim Hatun. Pusatın gibi aklın da, dilin de keskindir. Şunu bileydin. Ne köle olurum ne de boyun eğerim. Sen de bu izdivaç meselesini iyi düşünesin. Mimiyaz! Porta! Pame! Geç kaldınız. Huysuzdurlar. Zapt etmesi zor oldu ama yola getirdik. Hangi yoldan geldiniz? Biz buraları pek bilmeyiz. Gün batısına doğru yol alın dediler. Kaleyi öyle bulduk. Biz size pusula gönderdik. Orada her şey yazıyordu. Pusulayı göster. Sure.
Allahu Ekber! Allahu Ekber! Kapıları tutun! Kapıları kapatın! Anlattın kapı! Ben giderim! Vurun atlar! Hayırdırma işi vurun! Kapılar tutun! Bu kapı kaza kapısıdır! Bu kapı kapanmaz! Meydan cengaverlerinde. Onlar düşecek, biz kazanacağız. Allahu Ekber! Altlar, Kite Kalesi bizimdir. Saldırın! Allah iyisin ya. İyiyim Osman Bey. Seni nasıl sırtı cenk etmeye hazırım. Ben de öyle, ben de öyle. Bala! Hele şunlara bak, ne görürsün ha? Bizi görürüm Osman Bey. Gençliğimizi görürüm. Ancak biz eskiden daha hızlıydık. Haydi Osman Bey. Hala hızlıyız. Bu korkak itleri komutana kaçar. Osman Bey'e haber verin. Nereye ha? Aç bir yere kaçamaz. Orhan! Kaleyi zapt eyle. Buyurun Nur Bey! Altlar! Her yere dağılın! Nereye gidersin ha? Burada yalnız ölmeyeceğim. Seni yalnız göndereceğim. Ama merak etme. Orada uzun süre yalnız kalmayacaksın. Diğerlerini de yanına yollayacağım. Ah!
Şimdi bana İmren Tekin'in hamlesini diyeceksin. Eğer ki doğruyu söylersen o vakit canını bağışlarım. Tamam. Tamam dur. Sizin deyiminizle diyarı küffardan akın akın asker geliyor. Kite'de birleşeceklerdi. Ama artık Kite önlerinde birleşecekler. Kurtuluşun yok Osman. O ordu seni de Atronos kuşatmasını da yok edecek. Burada sözünde duran yalnızca biziz. Ama kahpe olan da sizlersiniz. Maşallah. Rabbime şükürler olsun. Rabbime şükürler olsun. Ey! Ey eğilmez yürek! Bükülmez bilek! Kayının elleri! Kayının yiğitleri! Kayının bacıları! Küffarı yerle yeksan ettik elhamdülillah. Yakıp yıktık elhamdülillah. Elhamdülillah. Bizler inandık. Gayret ettik. Unutmayasınız. Kader gayrete aşıktır. İşte bu yüzden Rabbim bizlere Kite Kalesi'ni nasip eyledi. Hiç kimsenin ayağına taş değme. Ama şunu da biliriz. Bizler burada misafiriz. Kite Kalesi. Bundan gayrı Gündüz Bey'in mülküdür. Osman Bey, pusatsız olanı kuşandırırsın. Açıkta olanı giydirirsin. Yurtsuz olana yurt verirsin. Derdin davamız birdir. Bundan böyle bil ki gösterdiğin hedef altlarımın oklarının da hedef olacaktır. Var olasın. Sen de var olasın. Altlar, yiğitler, bacılar. Nizam-ı Alem davası için, İlahi Kelimetullah davası için can bedenden çıkmadıkça benimle birlikte cenk etmeye var mısınız? Varız Osman Bey. Var mısınız? Varız Osman Bey. Var mısınız? Varız Osman Bey. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Simuz. Burada kalacaksın.
Akşam kaçmak için çıkaracağım karmaşayı bekleyeceksin. Ne yapacaksın? Osman'ı öldüreceğim. Mabey. Yaransızlar mı bacım? Yok. Ara ara kendini belli eder. Senin canın herkesten kıymetli Gonca'm. Bunu sakın unutma. Bir daha kimsenin önüne atlamayacaksın. Destur var mıdır şehzadem? Gel Cerhuday. Şehzadem. Osman Bey haberci olmuş. Kitenin fethini bildirir. Osman Bey Atranos'u yem etti ha. İyi hamle ha. Cerkuday. Osman Bey sizi ve Gonca Hatun'u Kite'de zafer yemeğine bekler. İyi o vakit. Osman Bey'in zaferini paylaşmaya gidelim ha. Haydi. Atları hazırla Cerkutay. Ne de dertli öter bu böbürler böyle. Belki de onun sesini güzel eden derdidir. Nasıl ki insanı ham iken, tam eden, pişiren derttir. Bülbülün güzel sesi de derdi içre sırlanmıştır. Senin de derdin bülbülden aşağı görünmez. Hadi onun derdi gül ile. Ya senin derdin ne olan? Benim derdim... Bilememek derdi. Gonca Gül'ün özündeki sırrı bilememek. Bilmek pek mi mühimdir? Aldandım derviş efendi. Gonca Gül'ün üstündeki saf, temiz çiğ damlası sandım ama... ...meğer katranmış, sevdama bulanmış. Ama... Niye sevdamla katran bulaştırdı? Onu bilemem. Sen Gonca Gül'e kimin gözleriyle bakarsın? Ondaki katranı görürsün de... ...ondaki Leyla'yı görür müsün? Ben onun bana göründüğünden ötesini bilemem ki. Halife Harun Reşid'i bilir misin? Kimmiş bu Leyla ki Kays'ı Mecnun eylemiş deyip huzuruna getirtmiş. Leyla yüzünü döküp susup oturmuş öylece. Harun Reşid onun yüzüne bakmış, bakmış. Kays'ı Mecnun eden sebebi bulamamış. Demiş ki onu konuşturayım. Belki yüzü güler de. Yüzündeki güzellik ayağın olur. Çevirmiş gözlerini Leyla'ya sormuş. Sen Leyla mısın? Leyla evet demiş. Ben Leyla'yım ama sen Mecnun değilsin. Bana başkalarına baktığın göz ile bakarsın. Mecnun'un gözleriyle bakmaz isen bendeki Leyla'yı göremezsin. Ya nasıl bakar Mecnun? İrfan ile, aşk ile bakar. Aşk ile bakan Leyla'yı görür. Leyla'yı gören Mevla'yı görür. Mevla'yı göremeyen tevhide varabilir mi beyoğlu? Varamaz. Varamaz ya.
Unutma, kişiyi tevhide erdiren bilmek değil, aşktır. Sevgiyle bakmayan göz, bilse ne, bilmese ne, daim kördür. Sadece kusurları gören bir kör. Şimdi sen kendini bu körlükten arındırmak gerek, bilesin. Şehzade Alaaddin. Küffara çaldın pusat, serdin yere. Ne aklın? Ona da aynı pusatı çalabilecek misin ha? Mecnun'un gözüyle bakabilecek misin? Rablarını, kuşatma silahlarını yok etmiştim. Onu bitirmiştim. Beni benim silahımla vurdu. Ahmaklar! Kale, toprak asil bir savaşta kaybedilir. Kaderimi ahmakların başarısızlıklarıyla kirletmeyeceğim. Şimdi ne yapacağız? Git eyle Osman'ın eli güçlendi. Ama o dağ tadına varmadan o eli keseceğim. Bir Türk'ün düşmanı yine bir Türk. Onu yok edip mutlaka saltanatımı kuracağım. Hoş gelmişsiniz Mehmet Bey. Gonca Hatun. Zaferiniz kutlu olsun Alaaddin Bey. Mübarek olsun. Mübarek. Buyurasınız. Hayır olsun Asim Hatun. Ne düşünürsün böyle? Zaferimizi Osman Bey'in düşünürdüm. Böyle kutlu bir düş için şehadet şerbetini içmek nasıl bir histir? Bu düş için iki obanın birleşmesi şarttır, bilirsin değil mi? Bilirim. Bu uğurda en zor seçimi senin yaptığını düşünürsün. Ama öyle değil Orhan Bey. Yüreği başka bir hatun için atan bir adamla evlenmek. İşte bu da benim imtihanım. Bu birlik senin sevdanı, benim gururumu ezer geçer. Elçim Hatun, ben böyle olsun istemezdim. Ben gururumu hiçe sahip razı geldim. Şimdi karar senindir. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam.
Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Fethin kutlu olsun. Osman Bey. Ağlasın. Ağlasın. Fethin mübarek olsun. Mübarek olsun Osman Bey. Sizler de var olasınız beyler. Var olasınız. E haydi buyurasınız. Gita Kalesi yapacak olduğumuz fetihlerin ilkidir. Bundan sonra Atronos'a yürüyeceğiz. Ve inşallah Atronos'u aldıktan sonra Bursa, İznik ve Geyve. İnşallah onlara bir adım daha yaklaşacağız. Zordu ya. Epey zordu. Ama zor günde bizim yanımızda olan elbette mükafatını alacaktır. Şimdi herkese iyi işitsin. Kite Kalesi ve civar mevkiler bundan gayrı Gündüz Bey'indir. Boran. Rabbim layığıyla hükmetmeyi nasip etsin inşallah. İnşallah. Amin. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurasınız, buyurasınız. Afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Mehmet Bey. Atanın sözünü tutup sen de bizim ardımıza durdun. Var olasın. Bundan gayrı seni bizden ayırmayız. Eyvallah. Gonca kızım. Sen de evladım Alaaddin'in canını kurtardın. Var olasın, var olasın. O yüzden bundan gayrı seni de kızımdan ayırmam bilesin. Herkes de böyle biz. Kim olsa aynını yapardı Osman Bey. Baha da candan ötesi yoktur kızım. Kimse aynını yapmazdı. Sana bir can borcumuz vardır. Boncam yüreklidir. Gerekeni yapmıştır. Biz de bu sebepten ardınızda durduk. Bizi düşmana galip getiren yürektir. Siz gaza deyin. Yarmiyan oğlu Mehmet Bey her daim ardınızda olacaktır. Eyvallah. Eyvallah. Haydi o vakit. Cerkut'a da haber veresiniz. Hayır onu affettim. İster bizim yanımıza gelsin. İster Germiyan'ın yanında vazifeye devam etsin. Şimdi sıra geldi Solgur Ağa'ya. Buyurasın beyim. Solgur Ağa, fetihteki payın büyüktür. O yüzden payen de büyük olacak. Sen de hudutlara,
yeni hudut karakolları yapacaksın. Geçenleri, kervanları hepsini sen kontrol edeceksin. Vazifem canımdan ötedir beyim. Buyruk sizindir. Var olasın, var olasın. Elinize sağlık Mahun Hatun. Size de yük olduk. Estağfurullah kızım. Misafirimizsiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Dost olduğumuz müddetçe. Mahun Hatun. Dostluğumuzun nişanesi olarak... İmparator'a bir mektup yazdım. Eğer ulaştırırsanız İmren Tegin'in gerçek yüzünü görüp bize yardımcı olacaktır. Çünkü Osman Bey tek başına İmren Tegin'i alt edemeyecektir. Pek düşüncelisin Olivia. Lakin tasa etmeyesin. Osman Bey'in İmren'i alt etmesi pek yakındır. Ana, ana muştum isterim. Osman Bey'imden haber var. Gayrı Kita Kayı'nın mülküdür. Oh. Şükürler olsun Rabbime. Mülkler alındı. Vazifeler dağıtıldı. Boran. Beyim. Vur bakalım kopuzun telini. Buyurundur beyim. Zalimlara kara.
Osman Bey! Baba! Gülüze! Alın şunu! Bayez, alın! Alın! Gündüz Bey! Gündüz Bey! Gündüz Bey! Nerede yara? Alaaddin! Bak Alaaddin! Bakarım, bakarım. Kalender yerine bakarsınız. Gerekirse her yere yakın. Bir tane açtı istemem. Haydi! Sıcak su getirin. Hançer kızdırın, haydi! Gündüz Bey. Neresin? Hiç merak etme. İyi olacağım. Sık dişini. Hele sıkarsın dişini. Hele sıkarsın. Canı veren de Allah. Alan da Allah. Şimdi burada can veririm. Takdiri ilahi. Ama bana bir söz veresin. Osman Bey. Diğer. Benim erkek varisim yoktur. Gözümün arkada kalmaması için. Devletin ve kayının ikbali için. Nenen Hayme ananın hatrı için. Elçim Altun'la oğlum Şehzade Orhan'ın evlenmesine müsaade edesin. Baba. Gündüz Bey, hele dur. Daha dur. Kızın, Elçim Hatun'un mürvetini göreceksin. Kızın Elçim Hatun. Orhan'la birlikte kayının birliği için evlenecekler. Ayma ana da dağılan kayı obasını birlemek isterdi. Allah'ın izniyle o bize nasip olacak. Göreceksin. Öyle bir toy yapacağız ki cümle Türkmen obası bizim ardımızda toplanacak. Ama sen de ardımda olacaksın. Benimle birlikte cenklere gireceksin. Hiç merak etme. Sen sağ olacaksın. Ama karşımızdaki hiç kimseyi sağ koymayacağız.